Dur, kaygısızlar başladı. Çok komik bir şey oldu. Ebru'lardan eve geldik, videomuzu falan yükledik. Tabi biz videomuzu gerçekten yani hiç sarmadan açıp izliyoruz. Yani seviyoruz bunu izlemeyi. Merak ediyoruz neler var. Bu akşam baya böyle oturup izledik. Hani güldük falan. Ben çok çıktım ya, ondan akıcı oldu. Ben kendim gördükçe. Ondan sonra şey çok komikti. Sonunda ben bir yerde kapanış yapıyorum. Ama orada bir şey dalga izliyorlar. Sesi de Zerrin Özer çıktı. Bakın. Bakın bakın. Zerrin Özer gelecek şimdi. Zerrin Özer. Niye canım, niye Zerrin Özer? Başka örneğin yok mu? Ya ben Zerrin Özer dedim kendime. Ne o Zerrin Özer çirkin kadın mı? Sunucu kadınlar gibi. Yok yok, Zerrin Özer o. Ha, öyle bir de orada şey, siz bir şey izliyordunuz ya. Hı-hı. Benim de video edit yapmam lazım. Olduğum yerden böyle hani sessiz sedasız bir kapanış yaptım. Ondan öyle oldu. Nasıl, izlenme iyi gidiyor mu? Hı? İyi gidiyor mu? Hani en çok sen varmışsın ya. Eksiye mi düştük? Ya ben kendimi izlerim. Ben izlerim yeter. İsteyen sardırsın. Kumandayı duvara mı vurdu? Yok yok, izliyorlar. Seni izliyorlar. Seviyorlar senin sohbetini. Hı? İlk bir şey, kendi bir derdim var, anlatmaya çalışmışım. 10 dakika. Aferin sana. İzliyorlar beni, bakıyorlar. Bu adamın bir derdi var. Derdi var ama ne? Öyle işte. Yani evet. Güzel anlatmışım ama ya. Ben bazen diyorum ki lan saçmalıyor muyum acaba falan anlatırken. Sonra izlerken fark ediyorum, gayet güzel yani. Sen de aynı şekilde konuşurken evet, gayet güzel derdimizi anlatabiliyoruz ya. Yani anlatabiliyoruz da anlatabildiğimiz kadarıyla. Tabii işte, tabii. Anlayana. Anlayana anlayana. Ya. Evdeyiz. Benim biraz kitap okumam lazım. Hiç içimden hiç gelmiyor. Ama okumam lazım ya. Okuduğum yere kadar ne unuttum şu anda. Hayda. Bir tren garı vardı. Dur. Bu yarışmayı kazanamayacağım galiba. Hı? Kazanamayacağım galiba. Düşünsene, kazanan tek, yarışmanın tek katılanı benmişim. Kazanan da benmişim. Ne güzel olurdu. Bilemiyorum. Bakacağız. Günaydınlar, selamlar, sevgiler. Yeni bir günden, yeni bir vlogdan, yeni bir haftadan herkese mutluluk, huzur, sağlık diliyorum. Bugün günlerden pazartesi. Biliyorsunuz ben Göktuğ'a bayramlık almıştım. Göktuğ'un pantolonu olmadı, onu değiştirecektim. Bugüne kısmet, bugün gideceğim. Bugün videomu şöyle ilerletmek istiyorum. Bugün videomda sadece kendimi çekeceğim. Bakalım başarabilecek miyim? Yok, tam ben. Tek ben. Hep öyle zaten. Hayır, mesela çeviriyorum ya kamerayı, görünüyorsun ya. Evet. Yok. Anladım. Hep ben olacağım. Bugün onu bakalım. Öyle denemek istedim. Biz arka ses mi? Öyle, dış ses. Bugün dış seslerle birlikte video çekeceğim. Bakalım başarabilecek miyim? Şimdi Ebru'yu bekliyorum. Arabayla beni gelip alacak. Sonra Koton'a gideceğiz. Biz de Benetton mu ne bir mağaza varmış. Bilmiyorum, bilenleriniz bilir. O mağazada bir ayakkabı 400 liraya geliyormuş. Yani. Anlatabildim mi? Benim anladığım bu. Ama gittiğimde de çekerim. Bakalım. Bugün bizi neler bekliyor. Mevlana'da anlık kaza oldu. Ben şimdi abi kamerayı kapattım. Bir küt sesi. Ana. Gıcır gıcır. Bu araba oradan döner mi ya? Ya da o araba oraya park edilir mi? O da köşeye park etmemiş lazım. Evet. Ya bu yeni trafik var herhalde ki. Muhtemelen. Aşağıda trafik var. Bu arada komşum olmak isteyenler 17.000 TL bana komşu olabilirler, değil mi? Burası boş şimdi de. Apartmandan yavaş yavaş gidiyorlar. Apartman iyice boş oldu şu anda.
AVM'ye geldik. Şu anda. Bakalım nereye gideceğiz. Hiç kimse de yok. Sessiz, sakin. Ya burası hep öyle oluyor ama. Sakin oluyor. Evet. Video çekiyorum. Özdilek mağazasındayız. Şöyle peluşlar. 550 liraymış ama çok güzeller. İşte yolluklar, peluşalılar. Yumuşacık. Şöyle de var. Evet, onun antibiyotik alması lazım. Yumuşacık değil mi? Çok güzel şeyler var. Klozet takımları 200 liraymış. Havlular. Havlu. Böyle. Ben de kızlara şöyle sandalet bakıyorum. Yaz geliyor. Bu mu? Otuzucu yok mu? Hangisinin var otuzucu? Var. Şu da 33. Biri 33, biri 34. Evet. Tamam, alayım bunları. Şimdi bunlar ne kadara gelmiş olacak bana? Bunlar ne kadara gelmiş olacak? 470'e gelmiş olacak. Anladım, teşekkür ederim. Converse'ler var. Bunlar da bir alana bir bedava varmış. Böyle durdu ayakta. Kim ki bu? Bedava. Neyini beğenmedin? Civil'e geldik. Civil'de de böyle hep anne çocuk kombin yapmışlar ayakkabıları. Çok güzeller ama. Böyle. Kocaman, yürü bakayım. İçindeki kişi daha bunu bakıyor. Evet, şu anda. 27'yi dene. Küçük numarasını dene. Ya da 20. Hep böyle kombin yapmışlar. Küçük. Şunlar çok güzel maviler. Nida'ya gözlük alıyoruz. Ebru Zerrin Özer'e benzetti. Dün akşam ben de kendim benzettim de onun için niye? Dedim. Bir yerde videoda dedim az Zerrin Özer geldi. Şu terlikler çok güzel. Geçen yıl almıştık biz Ümit'e. Bu yıl da 500 liraymış. Ben de kasa sırası bekliyorum. Çantalar falan da var. Çok kalabalık ama mağaza. Şöyle bayağı bir kalabalık. Aldım, kasadan da çıktım. Ebru beni bir yerlerde bekliyor ama nerede bilmiyorum. Mağaza o kadar kalabalık ki. Güzel oldu kızların sandaleti de. Yazın giyerler işte bulduğumuz zaman. Almamız gerekiyor böyle. Gördüm Ebru'yu. O da hala telefonla konuşuyor, bir şey yaptı. Vega AVM'nin otoparkında arabayı kaybettik. Arabacık! Araba yok. Ama böyle bir yerden çıkmıştık. Sanki 20... Bir avukatı da yok yani, değil mi? Ben burayı hiç bilmiyorum. Bak, hastane girişi burası. Arabayı çekmişler. Arabayı çekmemişler. Biz yanlış yerdeyiz. Ya şu arabanın bir daha anahtar kaybedeceğim şimdi. Anne, oraya gidelim. Nerede demişti? Kaldık. Aksel, hey. Şey de yok. Birikmiş. Basıncı ötüyor ya. O da yok. Kaldık böyle. Korku filmi gibi. Tam aynı yerin karşı tarafına bırakmışız. Buranın alt katı da olabilir diyor Ebru. Ben bir 26 kalmış. 6 mı 26 mı gözümde öyle bir şey kalmış. Harf yok. C miydi acaba? Hatta sen dedin unutmayalım dedin. Söyledin. Videoyu geri sardım. Videoda var mıdır? Şu mu acaba ucu görünen? Otopark da bomboş. Otopark da bomboş. Böyle korkunç. Buradan da alta inelim. Tamam. Sen avukat yapıyor musun?
Yapabilir misin? Yaparım. Yarışalım mı? Şimdi mi? Olur. Şimdi. Bir gün gelip yarışalım. O zaman da bir gün yarışalım. Ya. Bayan güvenliği gördük. Buradan geldiğimizi bulduk. Şuradan mı geldiniz? Günde kaç kişi gelip gidiyor ona? Bize unutulacak insanlar mıyız? Yok, değiliz zaten, tanıdı. Bu Vega AVM de büyükmüş, altı üstte hastane falan. Ne bileyim, biz ufak yerini geziyoruz ya. Ha bak, tam da burada. Yani şuradan indik, şuraya geldik, kaybettik. Karşılara geçmişiz. T3, ben C diyorum. 26 diyorum. Hiç dediğimiz rakamlarla alakası bile yok. Hiç alakası bile yok. Vailant'a geldik. Ebru önde, ben arkada yine. Kotonu değiştireceğim. Bir de İslam edin. Biz yine neredeyiz? Bayram alışverişindeyiz. Bayram alışverişindeyiz. Yine. Bugün halledeceğiz artık. Bitti. Bayramlığın var mı? Tamam. Bize sıra gelmiyor ki. O kadar kalabalıyız ki. Hiç sıra gelmiyor bize. Çocuklardan. Son bir haftadır AVM'lerdeyiz ama bugünkü gibi izdiham yok. Ona bile çıplak kalmış herhalde. Her taraf böyle tıklı mıklı. Aha, ben böyle bu kalabalıklardan korkuyorum işte. Yine başa döndük. Göktuğ'un pantolonu yok çünkü bedeni olmadığı için ben de iade ettim. Hemen başka bir tane bir pantolon bulmam lazım. Bayramlık muhabbetinden gına geldi artık. Bayramlık yok, iftarlık yok, hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şey yok, her şey yok. Saat oldu 5. Vallahi moralim bozuldu ya. Şurada bir tane horoz alıp çıkacağım artık. Olduğu kadar yapacak bir şey yok. Zaten her gün kıyafet alıyoruz. Hep ayakkabılar şey olmuş, ikinci ürün %50 indirim olmuş. Buradaki mağazalarda da. Bina geldi, binden patates aldım. Patates çok güzeldi böyle. Biraz alışveriş yapacağım. Böyle alışveriş yaptım, biraz kahvaltılık, biraz patates, soğan falan. Şimdi kasaya gidiyorum. $1000'de bura tuttu. Arabayla eve gidiyorum. Ümit karşıda. Mutfaktan selamlar. Yorucu bir günden, stresli bir günden. Bugün çok strese girdim. Göktuğ'un pantolonu beni bugün öyle bir strese soktu ki. Yani hatta dediğim gibi bir yerden artık şey yaptım. Yani geri versem paranın geri yüklenmesi çok gün sürüyor. Bir şeyler falan. Dedim hediye çeki alayım. Bayramdan sonra gider kendime bir şey alırım dedim. Gittim başka yerden aldım. Benim sorunum şu. Ben şöyle çocukları alıp mağazaya gittiğimde şunu aldım değil mi? Ay oğlum, ay kızım, şunu dene dediğimde bir lafta bina işit. Evet. Dene dediğimde oy 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 50 tane laf. Şey bir de. Bunu mu alacağım, bunu mu giyeceğim? Onun orası kötü, bunun burası kötü. Sen alıp gelseydin. Çünkü sıkılıyorlar. Ya hak da veriyorum aslında. Gerçekten hak da veriyorum. Gelmek de istemiyorlar. Bu sefer ne oluyor? Bunu bana yüklemiş oluyorlar. Alıp getiriyorum, bedeni olmuyor. Değiştirmek zorunda kalıyorum. Bir şey oluyor falan. Kızlarda nokta atışı yapabiliyorum. Neden? Yani zevklerini biliyorum az çok. Bir de hani beğeniyorlar. Bedenleri de tam. Mesela biri 10 yaş, biri 9 yaş. Rüya 9 yaş. 9 yaş bir şey aldığında rüyaya tam oluyor. Hayale de onu aldım da oluyor. Ama Göktuğ'un beli zayıf, boyu uzun.
9-10 aldığım zaman küçük oluyor. 10-11 aldığım zaman büyük oluyor. O araf şey, ben de diyorum ki bir tık daha güzel olsun diye 8-9 aldım, küçük oldu. Böyle bir karışık, bu da beni ayrıyeten strese sokuyor. Aslında benimle gelseler bir saat, hadi dene, hadi çıkar, şimdi hayalde sıra, şimdi Göktuğ'da sıra desem kebap, hiç sorun yok. Geçen de gittiğimizde tişört aldım. Bakmadan tamam bu olur dediler, geldik, okey. Onu da bir şey demiyorum. Bugün de yine bir şeyler aldım, daha göstermedim. Kızlar, 5 lira kalmış. Kızlar, aldığım sandaletleri göstereceğim. Ben kızlara göstermem. Kızlar bir baksanıza. Bana bakan yok. Kızlar, hayal. Şu ayakkabı poşetini açsanıza bir bak. Deneyin nasıl olmuş. Geri gidin, biraz da biz de görelim. Şöyle. Yani kameranın görebileceği yere gidin. Şöyle. Artık. Evet. Onlar da Göktuğ'a. Güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim. Sandalet. Teşekkürler anne. Teşekkür ederim anne. Çok güzel. Topuklular için ne düşünüyorsunuz? Topuklular da çok güzel anne. Ne hepsi güzel. Ben de İyi. Dedim hani bunu topukluların normalde nasıl giyeceksiniz diye. Bunlar vardı. Çok, ben çok beğenerek aldım. Şöyle yakından bir göstereyim. Şöyle. Sandalet. Ben çok beğenerek aldım, bilmem. Bayramda da giyebiliriz bunları. Bayramda kilotlu çorap giyeceksin. Kilotlu çorapla sandalet olur mu? Olur. İyi, artık siz bilirsiniz. Sizin tişörtleriniz hazır. Evet, kot şortlarınız. Ve her şeyiniz hazır. Ak kalem istemiştiniz. Birine mor, birine pembe. Anne, baktım kestim. Fiti fiti yapalım. Yani ne fark ediyor işte, alın. 07 uç. Hangisi ya? Evet. Bu. Göktuğ'a da aldıklarımı gösteriyorum. Bu arada ben Göktuğ'a da tekrar ayakkabı aldım. Teşekkür ederim anne. Çok teşekkürler. Teşekkürler anne. Rica ederim. Göktuğ'un o kinetik ayakkabısına getirsene. Böyle civilden aldım. İki tane tişört aldım. Bayramlığını ayrı aldım. Bu Adidas'tan sonra alınan ayakkabı. Geçen gün aldım. Bunu hiç çekmedim sanırım. Bu ayakkabı da aklı kalmıştı. Diyorum ya, kaç günden beri çocuklara bir şey. Kendime vallahi bir şey yok. Dün bunu aldım, bunu giydim. Böyle. Düz beyaz. Bir tane gömleği var Göktuğ'un. Bunu da şeyden aldım. Bunun beyazını kızlara aldım diye aldım, kendime birlikte giyeriz diye. Çorap aldım Göktuğ'a. Böyle tam onun giyeceği çoraplar. 60 liraymış. Biz çorap almaya doyamıyoruz. Göktuğ! Oğlum bırak şu oyunu da. Az bir bak bir. Bir 5 dakika annene bak ya. Bitti bitti. Yeni bitti. Göktuğ, o pantolonun o rengi yoktu. Vallahi başka yerden aldım bunu. Beğenmedin mi? Biraz şey gibi oldu. İlkokul okul pantolonu gibi. Ne okul pantolonu ya? Giy, gömlek de güzel durur bu. Sen peki, çok şey dedi. Giy gömlek de giy bakayım. Gel. Aa, bunlar da senin Göktuğ. Daha da bir şey yok. Bayram bayram bir şey yok. Hepsini mi deniyorsun? Özellikle şu pantolonu dene. Üst önemli değil, pantolon önemli. Pantolonla gömleği dene. Tamam. Yok, onlar denemene gerek yok. Onlar tişört normal. Bir yerlere giderken giyersin diye. Ayakkabılar ayağınızda oldu mu kızlar? Hiç numaralarına da
1.33, 1.34. Dedim damağım kurudu. Patatesler çok güzeldi. Patates aldım dedim. Şimdi kızlar yerleştirir o patatesle soğanı. Biraz yoruldum. İster istemez. Bu akşam hamburger yapacağım için rahatım şu anda. Hamburger yapacağım için yana patates aldım. Patates kızartacağım. Kendime bunu aldım. Akşam ben abur cubur yiyordum ya. Bu ara abur cubur yemiyorum. Sütle bunu yiyorum. Bim'den aldım. Çok güzel. Hani severek de yiyorum. Bilmiyorum. Belki biraz hani zayıflayamasam bile kilo almam. Çünkü biraz abur cubur fazla yiyorum herhalde. Biraz da şeyden dedim. Sağlık açısından. Çikolata falan çok tüketmek istemiyorum artık. Ondan dolayı. Şöyle dilim kaşar aldım. Salam aldım. Salam aldım yine. Çocuklar evde. Artık kahvaltı başlar bundan sonra. Beyaz peynir aldım. Süzme peynir. Zeytin aldım. Domates aldım öyle. Domates dökmüşüm biraz. Şöyle margarin aldım. Aslında tereyağım vardı. Niye aldım bilmiyorum. El alışkanlığı aldım herhalde onu. He, bak güzel olmuş. Dur gösterme, gelme. Ebru ablam bir ara. Dur bir Ebru'yu gösterelim. Bir saniye. Patatesim kızarırken ben de diğer şeyleri yerleştirdim. Ama daha poşetten çıkarmadıklarım var. Göktuğ'un kombinine baktım. Süper, hiçbir sorun yok. O içmesin de. Daha neler almışım? Kornişon turşu aldım. Yoruldum ya. Salatalık aldım birkaç tane. Maya aldım. Belki bir şey yaparım diye. Marketler kapalı oluyor ya bayramda. Bu arada nane ve pul biber aldım. Bunu da neden aldım? Bu arada dediğim gibi geceleri böyle çikolata falan aldım ama ben yemiyorum. Biraz daha sağlıklı beslenme yolunda ilerliyorum dedim ya. Dün akşam ümit sabır yaparken ben de salatalık, nane, pul biberi, yoğurt böyle bir karışım yedim. İyi de geldi böyle metabolizmam olaraktan, şey olaraktan da. Yine yerim diye aldım. Şöyle bir füme salam daha çıktı. Çok iyi. Cilt salmıştım geçen gün biliyorsunuz. Bitmemiştir diye üzerine aldım ama bitmemiş, yememişler. Yememişler. Şöyle bir tane de bunu yarın akşam için aldım. Kasap köfte. Ümit bunu çok beğenmişti. Kaşarlı köfte. Bir tane bunu aldım. Ana buzlukta yerim mi yok? Yarın akşam artık yemek yaparım. Bu akşam da böyle geçti. Burada hamburger ekmeğim. Ve en önemlisi ıslak mendilim. Alışveriş. Hayatımız alışverişle geçiyor. Alışveriş yap, gel, yemek yap, ye, bitir, getir, götür. Bu vallahi ya. Başka yaptığımız bir şey yok. Bir liralık alışveriş yaptım, geldim de ne oldu? İşte biraz bir dolmuş gibi oldum. Çok değil. Çok değil yani, çok değil. Ben hatırlıyorum, daha bir yıl olmadı. Eski, o da nereden geldi aklıma bilmiyorum. Konuşurken geçen seneleri. Ben Eskişehir'e giderken alışveriş yaptım. 1400 lira mı 1500 lira mı ne tutmuştu. Bizim arabanın arkası almamıştı. Daha bir yıl olmadı. Şimdi ya işte 2-3 poşetle geliyorsun. Bir yıl olmadı ya.
yapalım. Allah can sağlığı versin hepimize inşallah. Alım gücü versin. Mutluluk, huzur versin. Gerisi oluyor ya. Ben şu anda şu çocukların bayramlık alışverişi şeylerini falan yaptım ya. O çocuklar o poşetlerin başında böyle mutlu mutlu böyle o hissi bana hissettirdi ya. Daha gerisi hiç önemli değil benim için. Oh, çocuklarım yanımda. Huzur ya. Bundan gerisi can sağlığı derler ya. Aynen öyle bizim için. Şimdi benim ızgara tamam nerede? Onu da yavaş yavaş şu şeyleri kızartayım. Köftelerimi. Bu akşam böyle mi yapalım? Çünkü yağ döküldüğü zaman her yere gidiyor. Şöyle sürdüğümüz zaman daha iyi oluyor. İnsan bayramda ne ister ki? Anası babası sağsa gidip anasının babasının elini öpmek ister. Çocukları varsa çocuklarıyla geçirmek ister. Daha ne olsun ki? Yani gerçekten daha ne olsun? Dediğim gibi gerçekten yol çok uzun olmasa ben giderim memlekete. Niye gitmeyeyim ki? Çok uzak ya. Gerçekten hiç gidilecek gibi bir yol değil yani. Yaza gideriz belki. Ya şimdi ben de yazın. Yani bu bayramı aslında biz annemle plan yaptık. Ama olmadı. Önü Nisan'ın 20'si mi? Ne? Mahkeme 20 mi dedi? Hatırlamıyorum. Giresun'a mahkemeye gideceği için iki tarafa yetişemedi yani. Bazı şeyler hep maddiyat olduğu için ben de ısrarlamadım yani. Tamam dedim, olsun. Böyle olsun dedim, ısrarlamadım. Bir dahakine inşallah ya. Can sağlığı hep bu. Vallahi şükredelim. Sağ olalım, mutlu olalım. Başka da bir şey istemiyorum ya. 5 lira başıma bela oldu. Ne harcayıp bitirebildim, ne bir tarafa koyabildim buralarda. Şey doğrayacağım biraz. Salata. Şöyle ya, hamburgerin içine dökülmese şöyle uzun uzun doğrayacağım. Bayramda zaten kayınvalidem de çalışıyor. Ne yapacağız ki? Bir tane Instagram'dan şey izledim video. Gurbette sen diyor. Bayram nedir siz diyor. Kimsenin gelmeyeceğini bile bile hazırlık yapmaktır. O kadar. Ya tamam, üzülüyorsun akraban bir şeyin yok diye ama kendi kendine çekirdek ailenle de mutlu olmayı bilinmesi gerekiyor. Bazen de nerede çokluk orası karışıklık oluyor ya. İnanın bazen böylesi de çok güzel oluyor. Kendimden söylüyorum yani. Maşa. Benim maşam nerede? Plastiği burada da
Metali nerede? Şimdi güzellik varmış. Birazcık altına koyayım. Domates dediğimi ye. Hamburger dilimi yapmaya başlıyorum şimdi. Bana sandalye götürme, ben bir şey yiyeceğim. Bir şey yiyeceğim. Yok yok, hiç canım bir şey istemiyor. Tamam, ekmekleri kesiyorlardı, kesmemişler bu sefer. Şöyle. Domates. Ve şöyle kıvırcık. Böyle. Ketçap mayonezini tost makinesinin altına koyacağım. Şu içi cıvık cıvık olmak, hiç sevmem öyle. Şunu kesmemişler. Domates, turşu. Bize zaten şey de vardı, hamburger böyle sosu da vardı. Burada kamera takıldığı için tost makinesini masanın üzerine koydum. Böyle. Çok güzel oluyor değil mi? Şunu çevireyim. Ama benim hamburger köftesi gerçekten çok güzel. Ne yapıyorsun be ya? Tabi canım. O geçenki o sıcaklardan yok şu anda. O bir ara iki gün ciddi anlamda yaz sıcağıydı. Beğendin mi menülerimi? Yeniden mi aldın köfte? Hı hı. Yediğin köfte.
Kasatma olunca o hamburgerlikten çıkıyor. Olmuyor değil mi? Öyle. Farklı bir ekmek arası köfte oluyor ya. Ne oldu? Ama Burger King harici diğer o köfte şeyler var ya, hamburgerciler. Onların köftesi hep ona benziyor. Ya iyi mi dersen tartışılır tabii de. Sezar peynir, Sezar peynir mi diyordun? Sezar peynir. Bundan yok muydu? Gel. Ama bulamıyoruz ya. Migros'ta var. Büyük ihtimalle. Alacağım ama ondan eve. O günlük kullanım için değil ki, böyle hamburger için. Onu aldığımız zaman hamburger yapmaya karar vermemiz yani lazım. Bastırmıyorum yapışmasın diye, böyle ses olsun. Bastır da öylesin. Tost gibi oluyor. Öyle mi? Evet ya, sevmiyorum öyle. Yemeyeceğim ama her şeye kararı ben veriyorum. İçine ketçap mayonez de koymadım, yerken koyacağız. İçi cıvık cıvık oluyor. Tamam, dinlen sen, dinlen. Artık acıkmış bayağı bir. İşte bir tane boş ekmek yapacağım. Ama ben yerim. Bak, televizyon kavgası var. Demin direkt sabahtan beri izliyorsunuz. O değil de patatesim asla hiç kızarmıyor. Hem de en önce patatesi koydum. Sonra... Birkaç dakikaya patateslerimiz de hazır. Yemeklerimi hazırladım. Oh, dolu dolu menü yaptım. Az daha. Ne yapıyorsunuz? Az daha. Gençler. Az daha. İyi, az kaldı. Aa, Sevilla resim çek. Bir fotoğraftan at Ümit'le Sevilla. Ne var içinde? Ketçap, mayonez yok. Sıkabilirsiniz içine. Sen alabilir miyim? Rica etsem. Bekle. Anne, seviyorum. Ketçap, mayonez yok içinde. Big Mac olmuş mu? Değil mi? Bak bak, ketçap mayonezi bile sıktım kaba. Bandır bandır yedim. Güzel, eline sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun kızlar. İftardan sonra kızlarla tura çıktık. Değiştirilecek var. Onları değiştireceğiz bakalım. Ama bu değiştireceğimiz tamamen kendi kararlarıyla birlikte. Mavi önlük değil mi? Aynen, mavi önlüğe benziyor. Eski okullardaki gibi. Evet, dur girelim bakalım ne var. Neyi beğendin Rüya, bir göster. Bunu çok mu beğendin? Bakayım pembesini göster. Hayal pantolon. Hayal, senin pantolonla ne? Göster bakayım. Hayal de bunu deneyeceğim diyor. Dur bakalım ne çıkacak. Kızlar çok yaşa. Allah, bu ne kalabalık burada. Hadi hadi hemen biz aldık çıkalım. Biz geldiğimizde mağazada kimse yoktu. Beğendiniz mi pantolon tişörtlerinizi? Tamam. Son işimiz de bittiğine göre artık gidebiliriz. Yoruldunuz mu? Onu giy, bunu çıkar. Ya. Sonsuz alışveriş turunu bu akşam noktalıyorum saçımın beyazlarıyla. Bayramdan sonra da kendimi bakım alıyorum. Ona karar verdim. Gittik. Kızlara alışveriş yaptım.
Göstermedim. Aldıklarım şeyden göstermedim. Sürpriz olsun böyle giydikçe görün diye. Bu akşam da çok güzel şeyler aldılar. İyi geçti ama bir olay yaşandı mağazada. Sen de bilmiyorsun. Hırsızlık mı? Yok, hırsızlık değil. Yani insanın insana saygısı yok. Hiçbir şekilde yani. İnsanın insana saygısı yok. Kadın kızına bir üst, hani büyük bir beden almaya gitti. Bir başka kadın geldi, şey diyor, çıksana çıksana çıksana. İkide bir açıyor çocuğun. İç çamaşırlı yani çocuk. Olmaz ki o zaman. Sonra sonra tabii ki kadın geldi, dedi sen dedi şey yapamam. Biz de bekliyoruz falan. Bir de kadının arkasında kocası da var. Yani perdeyi açtığı gibi o kız çocuğunu herkes görüyor. Tabii ki kadın kıyameti kopardı. Ben öyle şeylerde çok dikkat ederim. Biri kabindeyse hiç bırakmam onu. Hani mağaza görevlisinden yardım ederim ya da kızlardan birine şey yaparım. Hiç bırakmadım. Kabinde. Sonra işte onlar bayağı bir şey yaptılar. Sonra diğer kızını çıkardılar mağazadan. Kocası olanı. Hani olmaz böyle dediler yani. Hani senin alışveriş yapman önemli değil. Orada bir de mağazanın en son halini biraz çektin. Hep eşli gitmişler böyle. Full yani. Hiç hoş değildi yani. İnsanın insana saygısı kalmamış. Vallahi böyle insanları gerçekten bayan da olsa çok ya, kınıyorum yani. Kadını alsın alacağını adamla ilgili oralara yani. Tabii canım yani hiç gerek yok. Hem kalabalık hem şey hiç gerek yok yani. O kadının yani o kıyameti koparmaya orada haklı yani. Aynı şekilde bize de yapmış olsaydı ben de aynı şekilde tepkiyi verirdim yani. Kadın da hiç kendini ezdirmedi. Çocuğunu da ezdirmedi. Ben dedi seni dedi çocuğuna yapsam dedi hoşuna gider mi dedi. Hiç kimsenin hoşuna gitmez yani bu. Ve şu anki toplumda biz çocuklarımıza özeli öğretiyoruz, şeyi öğretiyoruz. Önceden yanından biri geçse sevse, ay bak işte çocuğumu sevdiler derken şimdi acaba niye çocuğuma baktılar tepkisi oluyoruz. Yani anlayamadım gitti bu akşamki kadını. Bugün de böyle geçti. Demiştim ki videonun başında bugün sadece kendimi çekecektim. Ara sıra kaynamalar oldu ama ben yani bu video işini tek başıma da yürütebiliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yarın tekrar görüşürüz mübarek günde. Allah'a emanet olun. Çekti. Evet, onun için çektim.